Game Week 2022'nin yeni bir bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden kariyere devam edeceğiz. Bir önceki bölüm Stitcher oynamıştık kupa maçında. Bugün ise küresel mücadelede Lazio rakibimiz ve güzel bir maç yine sizleri bekliyor. Bugün sadece Lazio maçını yapacağız. Bir maç yapacağız. Fazla uzatmak istemiyorum bölümleri. Özelde bir maç gayet kafi. Bir sonraki bölümde de sezon finali yaparız. Bir All Star maçı, bir de ligin son maçını yapabiliriz. Onun sonrasında bugün başka ne yapacağız? Evet, sağ üstte gördüğünüz üzere 1575 altınımız var. Bugün bu 1575 altın harcayacağız. Belki dikkatiniz çekmiştir. Gizli oyuncu geldi. E, açıkçası stada ben normalde 1600 küsür lira stada vermem gerekiyor. Bir üst lige çıkabilmek için ama gizli oyuncu gelmişken kaçırmak istemedim. Bugün sizinle gizli oyuncu açacağız. Ve onunla maça çıkacağız. O zaman şimdiden sizlere gizli oyuncuyu açmadan videoya like istiyorum. Video beğenirseniz beni çok, çok mutlu etmiş olursunuz. Sizce kaç renkli oyuncu gelir açmadan şöyle tahminlerinizi yapın. Şimdi ben de bir düşüneyim. Ee, Bakalım kaç reyting girebilir 1300 altın gerçekten güzel bir rakam En kötü 80 gelmesi lazım benim düşüncem Ben 82'lik bir oyuncu bekliyorum Siz kaç reyting düşünüyorsunuz yorumlara yazmışsınızdır yazmadıysanız durdurabilirsiniz Açıyoruz 3 2 1 Haydi bakalım kim geliyor görelim Evet çok merak ediyorum 1300 altına Acaba kim geliyor 2 numara büyük ihtimalle 21 numaraymış. 2 numaradan 77 77'lik forvet çok güzel. Forvet onun çok güzel ama 77 sanki az ya. Ha 1300 liraya 77 normal mi sizce arkadaşlar? Bilmiyorum ama doğru tahmin eden varsa yorumlarda beğendim. Onu en üstte de sabitledim. Haller çok çok iyi oldu bu arada. Forvet'e ihtiyacım vardı gerçekten. Yani ilk alacağım forvet, ilk alacağım mevki forvetti. Hemen gelelim hallerimizi ilk 11'e yazalım. Collins beraber ilk 11'de çok güzel olacak. Haller, 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 Sebastian Haller kadromuzda çok çok iyi geldi. Hemen roller ayarlayalım. En altıya ona verelim. Gerek alanlar çok önemli değil. Gerek alanlar Pogba'da kalabilir. E, forma numaralarını bir sonraki bölümde ayarlayabiliriz. Bu bölümü çok fazla uzatmayacağım. O zaman daha fazla Yine aynı kelimeyi konuşmayacağım. Yani neyse Lazio maçına geçelim. E, bir de Ahmet 8 derece yağmurlu. Onu kara getirse çok güzel olacakmış bir önceki bölümü izleyenlerin var izleyeniniz varsa bu, bu bölümde formalarımızı ayarlayacağımızı söylemiştim ama onu bir sonraki bölüme bırakacağım. Eee bir sonraki sezon finalinde bütün eşyaları ayıracağız. Yeni sezona geçerken yeni formalarımızla oynamaya şansımız olacak ki daha iyi olur açıkçası. Evet maçımız başladı. Lazio başladı maça. Ufak bir kastı ama tekrar toparladı güzel. Oh, Lazio güzel geldi. Vedat Muriç de oynuyor. Vedat attı pasını ama Allah'tan biraz ah, hatalı bir pas gitti. Ricardo. Güzel maç olsun dileyelim. Pogba. Van de Mere. Van de Mermir. Hatta Osborne'a. Osborne. 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 Tamam gidemeyeceksin daha fazla. Geri gel. Van de Mer. Van de Mer. Van Demir Mer. Ah kötü pas. Felipe Anderson. Lucas. Gastro Pogba Pogba'dan Pogba'dan güzel basket topu kaptık. Pogba ara hızlı, hızlı çıkabilir miyiz? Costa Costa çok hızlı oyuncumuz belki en hızlı oyuncularımızdan bir tanesi hatta hızlı olabilir. Costa çok güzel çekti. Sebastian Haller. Sebastian Haller. Ah Sebastian Haller tank gibi. Gerçekte de bilmiyorum futbol takip edeniniz mutlaka duymuştur yani futbol takip eden birisi. Haller Sebastian Haller ilk defa bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde etmiş kendisi. E, grupta 6 maçta toplam 10 gol atarak rekoru imza attı. Ronaldo ile beraber en çok gol atan oyuncu oldu. Ve her maçta gol atmaya başardı. 6 altı maçın altısında da. Collins bu arada biz konuşurken geliyoruz. Collins attı pasını Sebastian Haller'e. Sebastian Haller çekemedi. Sebastian Haller kaptırmadı. Sebastian Haller. Sebastian Haller. Sebastian Haller dışarı. Bu arada umarım sakatlanmamıştır. Haller ilk maçında sakatlandı. Bu kadar büyük şanssızlık olamaz. Allah'ım ya. Pogba. Paul Pogba. Firihik'ten geldi gol. Paul Pogba harika bir gol. <laughs> Sakalttı En azından bir unutturacak bir gol. Mükemmel bir gol arkadaşlar. Firihik'ten attığım ilk gol. Aynen Firihik'ten attığım ilk gol. Paul Pogba ve video dengelmesi çok çok güzel oldu. Dream League 2022'de ilk attığım gol. Bir dakika. Sezon finali karlı olabilir belki. Takvimde de tarih yazmıyor ki kaç yıldayız mesela şu an Aralık'ta mıyız? Kasım'da mıyız? Costa ah çekemedim Costa'yla. Hocam Misal falan penaltı yok. Pedro, Pedro, Pedro. Evet. Dışarıda taş bizim. 45 artı 2 gösterdi hakem. Julien ilk yarıda çok etkili değildik. Friki golüyle öne geçtik. Friki dışında zaten herhangi bir şutumuz yok. Ben Osborne ve maç bitti. Gerçekten Lazio bizi iyi tuttu. İki şutumuz varmış. Sebastian Haller'in de şutu vardı sakatlanmadan önce. Pogba. Vallahi Lazio şu ana kadar güzel tuttu. Biz de istediğimiz oyunu tam gösteremedik. Van Demir. Van Demir. Van Demir. Van Demir. Hocam bir şey yok ya. Attı kendini yere Van Demir. Evet Felipe kullandı. Julien. Çok güzel bir kafa. Kolar hızlı çıkabilir miyiz? Kolar. Aradan kaçırdı mı? Kaçırdı Collins'i. Collins. Diğer tarafta bomboş oyuncumuz var. Collins attı Osborne'a. Osborne. Osborne vurdu Pepe Reina. Pepe Reina'dan harika bir kurtarış. 55. dakika Pogba'dan güzel bir orta gelirse. Collins vurun kafayı. Aranguiz. Aranguiz dışarı. Aranguiz bizim kafacımız bu arada. E, ee, Pogba'yı çıkartamam. Pogba bizim. Yeni oyuncumuz niye çıkartmaya çalışıyorsun i̇şte ki? Enerjisi en kötü %60-65 var. Collins alamadı Lucas. Vallahi tuttular. İki cari biraz daha etkili gibi gözüküyoruz. Ben Osborn Van Damir ee, attı pazını Paolo Pog. Po bak aldı. Sebastian Haller attı aradan güzel bıraktı. Sol keşeden Van Damir gelişine bir orta geldi. Ah oh, Rene için rahat bir orta. Tam Kosta'yı değiştirebiliriz. Petra Uçyus'u koyabiliriz. Ricardo top sende. Ricardo aman hata yapmayalım. Çok güzel. O an demir. At hızlıca Osborne'a. Ben Osborne. Ah Collins kaçıyor zannettim. Aldık onu. Alamadık. Pogba. Power Pogba. Bastırdık. Bastırdık aldık. Ufak bir donuyor ya. Allah Allah çözemedim. Ben Osborne. Şey. Kolar. Allah Allah. O kadar dolmuyordu normalde. Yine bir tehlikeli noktadan bir fol kazandık ve direkt kırmızı. Pedro. Oo. Güzel. Son dakikalar artık 76. Gerçi daha varmış. Pogba. Ay. Bir maçta iki friki. Çok nadir görülen bir şey. İnternet gitti acaba o yüzden mi kasıyor? yok. Alakası yok. Allah Allah. Hiç. Petra 300. Çok kastı ya. Uf, niye bu kadar kastı çözemedim Allah Allah. Mobil yerden bağlanıyoruz. Normalde bu bağlanıyordum bu maç. Mobil olmadığı için normal internetten yaptım da. Neyse sağlık olsun. Son dakikalarda Allah'tan bu kadar kastı. O Lazio'ya gelince top bulmuyor yalnız. Valla Collins, Buster Golis. Bak. Son saniyeler artık. Zorlu rakip Lazio deliyoruz mu? Artık son saniyeler. Aranguiz. Aranguiz son düzük çaldı. Lazio'yu da yenmeye başarıyoruz. Pogba'nın ilk yerde attığı harika bir firki golüyle. Ve bu bölümlük tek maçımız yaptık. Başına da daha power up olmuş. Bence de power up bir rakibi. Sadece 6 şut çekebildi ki. Önemli aslında. 6 şut da gayet yeterli. %92 pas ortalamamızdı gayet iyi bir veri. Onun dışında herhangi bir şeye gerek yok. Devam ete bastık. Orta 30 bonusumuz. Hemen izleyelim. Gelelim. Evet aldık. Güzel. Promosyon paketi. 150 elmas artı 2000. Şu an bunları alamayacağım. bunlar aslında hiçbir sıkıntı yok. Bunu ben çok kısa bir zaman içerisinde bu şu e, ücret satın alma işlemini kartı ayarlayabilirsem arkadaşlar. Bu arada Eric Garcia gelmiş ya. Güzel olur Eric Garcia stoperi. Evet onun dışında herhangi bir tanıdık bir isim yok. Olsa da alamayacağız zaten. Almam da. Şunu ben bir topla tamamlayayım. E, ne diyecektim? kart olayını halledebilirsem eğer ee, şey alacağım. Her sezon sezon pas garanti arkadaşlar. Ondan emin olabilirsiniz. Onu söyleyeceğim başka bir şey var mı? Yok. İlk oyuncumuzda Sebastian Haller burada iki maçını sakatlattı. Göremedik ki bir sonraki veya sezon bölümünde. Hani sezon finalinde karşınızda olacak. O zaman bu bölümünde buradan sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Tekrar hatırlatmak isterim. Beğenip beğen video beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz. Hiç problem yok. Abone değilseniz en önemlisi abone olmanız. Teşekkür ettim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Adios Amigo.